Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Şimdi dolardaki satış bugün birazcık sertleşti. Özellikle sabahleyin konuştuğumuz şu ters omuz baş omuzun kırılıp 5.63.50'nin kırılmasıyla başlayan hareket. Burada özellikle sırasıyla 74.70 ve özellikle 63.50'nin önemli bölgeler olduğunu söyledik. Ve özellikle sabahleyin hatırlarsanız USD ZAR yani dolar Güney Afrika randı paritesinde şuradaki şu sıkışmanın bantların sıkışmasının 15 kırarsa eğer aşağı doğru satış sertleşebilir. Bu da dolardaki gevşemeyi hızlandırabilir demiştik. Özellikle buradaki satış sertleşince artı dolar ruble paritesinde yani bugün dünyada da dolar endekslerinde ciddi anlamda bir düzeltme süreci var. Dolayısıyla buradaki satış daha da hızlandı. Şimdi daha önce 63 50'yi kırıp hareket başlamış 85-86'ya kadar şu anda düzeltme sert geldi. Şimdi dün baktığınız zaman artık yarın bir tepki süreci bir tepki yapmaya çalışacaktır. Tepkiler birazcık daha kuvvetli gelebilir. Akşam seansında neresi olabilir diye dikkat etmek lazım dersek şimdi 5.63 şuradaki önemli direnç destek olarak ve özellikle 5.59.20 veya 5.60 diyelim. Artık buralardan eğer oyun planı olarak yarın veya bu akşam tekrardan şu bugün 5.64.80'de bir dip yaptı. 5.64.80'den 5.68.50'ye tepki verdi. Buradan tekrardan bir 5.64.80 muhtemelen yarın veya 5.65'lere bir bakılacak. Burada burayı tekrar kırıp yaklaşık burada bir 4.000 liralık bir bant var. Buradaki 4.000 liralık bandı aşağı koyarsanız işte en son zaten geleceği yerler aşağı yukarı 5.61-5.60 aralıkları. Dolayısıyla buralardan alım için bekleyen arkadaşlar 5.61-5.60 aralıkları 5.59 buralarda tepki için denenebilir. Aşağıda 5.55'ler çok önemli bir destek. Hani bu satış hani buralarda daha kuvvetli de destek bulacaktır. Zaten RSI tarafına baktığımız zaman aşırı satımda ve buralardan bir dönüş sinyali gelebilir. Ama tabii burada şuna da bakacağız. Şimdi yurt dışlarındaki dolar endekslerindeki satışlar da kuvvetli. Yani yarın oradaki satışlar devam ederse buradaki tepkiler gene cılız kalacaktır. Ama şu anda birazcık daha oyun planımız 5.68 56 yani veya 5.68 60 diyelim. Burada önemli bir direnç. Burayı kıramadığı sürece satış baskısı bu akşam 5.65-5.64-80'lere gelebilir. Burayı kırabilirsek yukarı doğru tepkilerde 5.72-30, 5.73-30 bantları şuralar ilk bir satışla karşılaşır. Ama hani almak için bekleyen arkadaşlar için hani artık işte 5.63, 5.60, 5.59 kademeli olarak pozisyon açıp tepkiye oynanabilir. Tabii ki daha defansif hani ya kardeşim ben bekleyeceğim dediğiniz yerler 5.59-5.55 bant aralığı. Hani buralarda artık bir tepki gelecektir. Ama tekrar söylüyorum yurt dışındaki endeksler de önemli. Yani oradaki satış devam ederse buradaki satış birazcık daha devam edebilir. Ama baktığınız zaman özellikle 5.78'in kırılmasıyla beraber kısa vadede 5.85 düşünürsek yani 2 gün önce 5.85'ti. 5.65 yani yaklaşık %4 gibi bir rakam aşağı doğru düzelttik. Dolayısıyla da hani artık 5.63-5.59 bandı aralığında kademeli olarak alınacak bir pozisyonda tekrardan belki 5.70-5.73 bantlarına doğru bir tepkiye sebep olabilir. Faiz indirimi beklentisi var. Zaten oradaki faiz indirimi muhtemelen hani olacak. Hani burada şu olabilir ya diyorsunuz ki mesela işte açıklanan enflasyon doğru mu ki işte enflasyon işte faiz indirimi olsun arkadaşlar. Hani finansal piyasalar veya oyuncular hani ona bakmaz. Yani işte enflasyon gerçekten mi düşüyor yoksa değil mi? Oyun planına bakar. Ama faiz sonuçta indirdiği zaman da dolar TL tekrardan bir tepki yukarı doğru verecektir. Ama tabii şimdi 5.63'e 5.60'a gelen bir kur faiz indiriminde verebileceği tepki 5.73 5.76'lar olur. Oradan da geçen seferki gibi tekrardan bir kar satışı gelir ve bu süreç birazcık daha gidecek gibi. Dolayısıyla 5.63 5.59 aralığında kademeli alım tepki için olabilir ilk etapta. Yukarı doğru 5.72 ve 5.73 40 seviyeleri tepkiler olabilir ama özellikle 5.68 50 seviyesi arkadaşlar
yukarı doğru kırılmalı. Beklemekte fayda var. Herkese kolay gelsin.